Şimdi efendim şöyle, bugün Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingi vardı. Orada haberlere yansıdığına göre bir takım tatsız hadiseler oluyor. Bir takım işte saldırılar, taşlamalar olduğu yönünde. Ve suçlaması da Sayın İmamoğlu ve CHP'lilerin, burada güvenlik güçleri buna müdahale etmedi, göz yumdu. Ve işte orada insanlar yaralandı, görevini yerine getirmedi güvenlik güçleri biçiminde bir takım suçlamalar. Sonra devamında Sayın Ekrem İmamoğlu bir takım açıklamalar da yaptı. Suçlamalarda bulundu. Valiye, emniyet müdürüne dönük suçlamalarda bulundu. Siz de bu yayına gelmeden önce dediniz ki birazdan Ülke TV'ye çıkacağım. Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu'nun kendisi provokatördür dediniz. Şimdi bu olay bir defa ne olmuştur? Size mutlaka raporlaştırılmıştır bu. Bir göz yumma, güvenlik güçlerinin yetersiz müdahalesi söz konusu oldu mu? Taşlayanlar, taşlanılanlar, yaralananlar ne oldu o konuyla ilgili? Yani bu olayla ilgili bu eyleme imza atanlara dönük herhangi bir işlem yapıldı mı? Topluca yani bir ne oldu ve neler oldu? O suçlamalarda yani bir göz yumma durumu vesaire söz konusu oldu mu? Sizden ilk ağızdan dinlemek isteriz. Şimdi Mehmet Bey, bugün aynı şahsın, yani kendini devletin üzerinde gören ve devletin kendisini ikaz etmesine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni terör örgütü elemanlarıyla dolduran, ne zaman ki pabucun pahalı olduğunu gördüğü zaman işte onları birer birer işten çıkarmaya başlayan bu şahıs, özellikle gittiği her yerde bu tip provokatif ve tahrik gücü olan işler gerçekleştiriyor. Örneğin bugün Sivas'ta da mitingi vardı. Şimdi İstanbul'da hizmet bittiği için Sivas'taki hizmete yönelik bir adımı ve diğer taraflarda Erzurum'daki hizmete yönelik bir adımı atmak için çaba sarf ediyorlardı. Ve aynısını yaptılar, biliyor musunuz? Şimdi dördünden sonra siyasi faaliyetlerle ilgili izin verme hakkı kimdedir? Seçim kurulundadır. 4 Mayıs'tan sonra. 4 Mayıs'tan önce valiliklerde. Seçim takvimi işliyor. Tabii. Seçim takvimi işliyor. Dördünden sonra belli prosedürler var. Bu prosedürler içerisinde kampanya yapabilirsiniz. Ama bu kampanyaları yaparken de bu kampanyaları şu çerçevede yapabilirsiniz. Ve bir ilde böyle bir partinin geniş bir mitingi söz konusuysa oranın kendi ait alanları var. Örneğin İstanbul'da kura çekildi. Yenikapı her ne hikmetse kazıldı. Ve miting alanına çevrilmemek için kim tarafından kazıldı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Aynı zamanda otoparkları. İşte biz orada hıdrellez yapacağız diye bahaneler derken birçok şey ortaya kondu. Hani hep tamamı yalan olan bir mağdur edebiyatı yapıyor ya, bana para vermiyorlar. Cumhuriyet tarihinin en büyük gelirini alan belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir son 4 yılda. Bunu yazın bir tarafa. Cumhuriyet tarihinin en büyük gelirini alan diğer İstanbul belediyeleriyle kıyaslanarak söylüyorum. Kıyaslayarak söylüyorum bunu. Ama bir mağduriyet yapıyor. Çünkü iş yapmak istemiyor. Mağduriyet yapıyor. Mağduriyet edebiyatı üzerinden gidiyor. Ama itibarsızlığı elbette ki ben İstanbul'daki halini görüyorum diplerde. Ancak nelerden kurtarabilirim? Bu tip bir takım provokatif ve tahrik yapan hadiseler ortaya koyarsam kendi siyasetimi kutuplaştırarak belki kendimi bir yerde tutabilme imkanına sahip olabilirim diyor. Şimdi ilçe seçim kurullarından izin alması lazım. Bugün Sivas için müracaat ediyor. Ve Sivas için müracaatın ben size şeyini söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nın işte Grup Başkan Veli XXXX 6 Mayıs 2023 Cuma günü saat 11'de Seyrantepe Mahallesi Üçtepe Sokak Kartal Sitesi ön adres bölgesinde halkı selamlama yapma talebin oy çokluğuyla reddine. Bir de bunlar kurnaz. Ben sesin dibinden geliyorum. Halkı selamlama demek miting demektir yani. Ben bir toplantı yapacağım diyeceğine ben burada halkı selamlama diyeceğim. İki, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı, İstanbul Milletvekili adayları ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımı ile
7 Mayıs 2023 Pazar günü saat 14'te müracaat etmişler bunlar seçim kuruluna. Mevlana Mahallesi, Mevlana Meydanı adres bölgesinde halkı selamlama yapma talebin oy çokluğuyla reddine. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı bu kararın tebliğine. Bak. Diyor ki ben izin istiyorum diyor sizden. O da diyor ki ya ben burayı vermiyorum. Benim sana ayarladığım bir yer var. Aynen. Bize neresi düştü? Atatürk Havalimanı. Çok özür dilerim. Hani izin vermiyor deyince bu faaliyeti yapamıyor değil. Değil. YSK onlara bir yer vermiş. Tabii tabii. Hepsine vermiş canım. Onu anlatacağım şimdi. Evet. Onu anlatacağım. Nasıl bize İstanbul'da dedi ki sen Atatürk Havalimanı'nda yap. Biz Atatürk Havalimanı'nda yaptık. Onlar da gittiler Maltepe'de yaptılar. Bu yerleri veren seçim kurulu. Kurayla çıkmış bunlar. Yani kurayla çıkmış yerler. Yani seçimin de kendine ait bir kanunu ve bir ilkesi var. Bu beyefendi buna rağmen gitti ve bugün o öbür tarafta dediği yerde miting yaptı. Sivas için bunu. Tabii tabii Sivas için. Erzurum'da. Aynı tarihi orada yapmak istedi. Tamam bakın. Şimdi bu bir kanunsuzluk. O zaman herkes istediği yerde istediği şeyi yapabilme kabiliyetine sahip olsun. Böyle bir anlayış yok ki. Niye böyle yapıyor sizce? Yani şöyle, Sivas'ta neden bunu yaptı? Şöyle. Yapmasının bir tek sebebi var. Sivas'ta da yapmasının, burada da yapmasının bir tek sebebi var. Bu arkadaşın bir gündem hastalığı var. Gündemden düştü artık. Yani ve kendi içlerinde bir rekabeti var. Zaten üçle birbirini sevmiyorlar. Nefret ediyorlar. Bunu herkes biliyor. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Üçü dediğiniz? Bay Kemal, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Birbirlerinden nefret ediyorlar. Esas rekabetleri bize değil şu anda. Esas rekabetleri kendi içlerinde. Ve kendi içlerinde, kendi tabanlarına en iyi oynama tiyatrosundalar. Şimdi bu var, bu bir. İki, Sivas'ta seçim kurulunun başka bir yeri işaret edebilecekken, yani gösterebilecekken, getirip burada bu işi inadına yapmak istemesinin temel sebebi bu kavgayı kanatmak. Bütün partiler orada yapıyor. Cumhurbaşkanımız Erzurum mitingini nerede yaptı? Nerede yaptı? YSK'nın adres gösterdiği yerde mi yaptı? Orada istasyonun hemen yanındaki yeni yapılan büyükşehrin yaptığı büyük bir alan var. Orada yaptı. Akşener'de bildiğim kadarıyla Erzurum'da, yani o günlerde takip ettiğim kadarıyla Erzurum'da aynı yerlerde merkezde yapmak istedi. Hayır, orada yapamazsınız dediler. Sizin yapacağınız öbür taraf. Orası da çünkü neden kalabalığı toplayamıyorlar? Böyle bir dertler olduğu için dar alanda, şehrin içerisinde meraklı insanların da, dinlemek isteyen insanların da gelip dinleyebileceği bir yerde ben bu işi yapayım, işte kendi gövde gösterimi yapayım ve oradan çıkayım. Ya miting dediğiniz bir miting alanında yapılır. Şimdi Erzurum'da da, şimdi size okuyacağım, ben belgeyle konuşuyorum. Yani Ekrem İmamoğlu Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesidir. Bak çok net söylüyorum. Yani sahtekarlık, halka yalan söyleyen sahtekardır. Hem yalancıdır hem de sahtekardır. Şimdi buradaki belgesini ben size okuyacağım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun 7 Mayıs Pazar günü saat 17'de Yakutiye kent meydanından başlayarak Cumhuriyet Yakutiye Havuzbaşı kent meydanından başlayarak Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirecektir. Gereğinizi, bilgilerinizi arz eder. Ne diyor burada? Miting diyor mu? Yok. Esnaf ziyareti. Bu imzalı. Söyleyeyim. Suat Dülger, Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı. Telefonla okumama gerek yok. Ve adresini de okumama gerek yok. Adresini de vermiş. Ve bunu gereğini arz ederim diye altına da yazmış. Ve burada bunu bir vesileyle 2023. Bu hadisenin olduğu yer mi? Tabii tabii. Süleyman Bey. Tabii, tabii. Bu hadisenin olduğu yer. Tabii. Esnaf ziyareti için esnaf ziyareti izin yapacak. Almış. Miting yok yani. Bu o kadar büyük bir tahrikkar ki. Yani çok tahrikkar bir adam. Ve acıyorum. Hakikaten acıyorum adama. Yani kendi işlerindeki rekabet dengelerini kaybettirmiş bunlar. Ve bir yerde bir olay çıkartmak istiyorlar. Maksatları ne? Yani olay çıkınca ne tabii, olacak? Olay çıkaracak. Biliyorsunuz olay çıktıktan sonra biliyorsunuz bunların yalanları çoktur. Hani bir otobüs hikayesi oldu bir zaman. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hmm. İlk başta durak meselesi mi? Durak meselesinde. Ya bütün meseleleri bunun üzerinden bir sahtecilik ortaya koymak. Şöyle yani bu belge, oldu efendim? Bu belgeye bir cevap versinler ya. Yani devletin valisine hakaret ediyorsunuz. Devletin emniyet müdürüne hakaret ediyorsunuz. Ne eksiklik yapmış? Biz sana koruma vermişiz. Orada korumaların var senin.
Aynı zamanda da başka bir şey daha söz konusu. 1000 polis var orada. 1000 polis. Nerede? Diyor ki, bu şeyde tabii, etrafta tedbir almış 1000 polis var. Çünkü bunlar ne yaptılar? Buna rağmen, aynen Sivas'ta yaptıkları gibi, seçim kurulu izin vermemesine rağmen, bakınız bunların hepsi seçim yasaklarının içerisine giren, hepsi hak düşürücüdür bunlar. Yarın da diyecekler ki, ben özgür alanda konuştuğum için beni engellemeye çalıştılar diyecekler. Yani siyaset yaptığım için, siyasetle fikrimi ifade etmeye çalıştığım için, özgürlüğümü kullandığım için bunu Türkiye'de hakikaten, ya yani Türkiye'ye gelmiş en önemli Sülün Osmanlılardan bir tanesiyle karşı karşıyayız. Toplum nezdinde itibarını kaybettiğini, bütün araştırmalarda yerle yeksan olduğu çok net bir şekilde gözüküyor. Kendisi de gözüküyor. Çünkü İstanbul'da hiçbir hizmeti olmadan ve en son bir tarihi de şuradadır. Van'da Selevi'ye özgürlük naraları atılırken bunlar HDP'nin ve PKK'nın zafer işaretlerini yaptılar. HDP bayraklarının altında oldu bütün bunların hepsi. Ve burada bunu veriyorsunuz. Yani burada şu demektir. Ben bir esnaf ziyareti yapacağım. Esnaf ziyareti yapmak için de bunu vermene gerek yok zaten. Yani normalde ilçe seçim kuruluna başvurursun. O da sana yer gösterir. Gider mitingini orada yaparsın. Burada Sayın İmamoğlu bir fiili durum oluşturarak. İkisinde de öyle yaptı. İkisinde de Sivas'ta da Erzurum'da da. Bugün için. Peki yani bu saldırı, taşlama, orada güvenlik güçleri müdahale etmedi diyor, göz yumdu diyor. O da yalan. O kısmı yani. Hayır, o da yalan. Şimdi siz getiriyorsunuz. Bir kalabalık oluşuyor orada. Yani o kalabalığın içerisinde miting olacağı bilinse, yapılsa. Ona göre polis sonra, tertibat almamış. Yani şöyle, polis var etrafta. Bunun böyle bir şey yapabileceğini düşünüyor. Ama oraya insanlar geliyor. Ve içeriden sivil insanlar oradan su şişesi atmaya başlıyorlar. Su şişesiyle başlıyor işler. Ve tartışma öyle meydana geliyor. Neticede bu adam Selo dışarı çıkacak diyor mu? Yani doğal olarak bu tip olaylarda bir takım meselelerin olabileceğinin tahrikini yaparak geliyor oraya zaten. Aynısını Sivas'ta yapacak belki. Sivas da aynı şeyi bulamadı. Aynı havayı bulamadı. Şimdi aynısını Erzurum'da yapmak için izin almadığı bir miting. Miting alanı olmayan bir yer. 1000 polis var. Bir de yalan söylüyor. Diyor ki Toma hiçbir şey yapmadı. Şimdi Toma'nın meseleyi yapabilmek için bizde kademeli olarak yapılır her şey. İlk önce insanlar ayrılmaya çalışılır. Olayların işte, mahiyetine göre. Olayın mahiyetine göre. Toma su sıkıyor. Bir dakika bu. Burası öyle mi? Şu saldıranlara Toma müdahale ediyor, doğru evet, mu? Tabii. Yani burada bütün her şeyi ortaya koyuyor. Yani yalanı yukarıdan aşağıya bu kadar net konuşabilen ikinci bir kişi yok. Peki genel azımsızlığın ne olduğunu söyleyeyim mi? İstanbul mitingi. Çok özür dilerim. İstanbul mitingi bunların midelerine oturuyor. Gündemi değiştirmek için mi? Tabii. Gündemi değiştirmek için. Şurada ve siz... İstanbul mitinginin büyüklüğünün tartışılmasını ve konuşulmasını engellemek için yapılan ufak tefek tipik Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte başarısız siyasetçilerin yaptığı bir yöntemi burada ortaya koymaya çalışıyor. Polis görevini yaptı. Bu saldıranlara karşı müdahale etti diyorsunuz. Bu polis aydan mı gelmiş yani? Polis şu, yani şu Tomalar meselesi burada. Evet, ayıklamaya çalışıyor. Evet, bu yani zaten bu başka bir şey daha söyleyeyim. 19-20 kişi hastaneye başvuruyor. Bir kişinin başında büyük ihtimalle itmeden kaynaklanan iki dişki kişi var. Büyük ihtimalle. Arkadaşlar tam onu da doktor raporuyla netleştirmeye çalışıyorlar. Bazı neyse, fotoğraflar doktor, var böyle bir. Doğru, evet, iki kişilik kafasında bir kişinin kanama olan. Bir kişi. O da onun dışındakilerin hepsi diyorlar ki benim şuramda bir ağrı var. Bu ağrıyı tespit edin. Bir iddia, hiçbir şey söz konusu değil. Bir lezyon yok, başka bir şey söz konusu değil. Yani bir tiyatroyla karşı karşıya. Orada bu olayları tahrik ediyorlar. Sonra bize şöyle yaptılar, böyle yaptılar, bilmem ne ettiler diye tahrik edenler kendileri. Provokasyonu oluşturanlar kendileri. Orada konuşurken konuşmalarını dinlediniz mi siz? Ben metin olarak sadece bakın, bazı şeyleri... Siz konuşmalarını bir dinleyin lütfen. 5000... Tamamen kitleyi tahrik etmeye yönelik, provokasyona yönelik
bir konuşma ortaya koyuyorlar. Tabii savcılar şimdi bu meselelerin tamamına bakacaklar. Kimin tahrik ettiği, kimin tahrik etmediği, neyin tahrik ettiği, neyin tahrik etmediğini bir şekilde görecekler. Erzurumlara da burada sözde milliyetçiler diyor. Elinize Türk bayrağı almışsınız diyor. Bakın öyle sözler var ki. Yani siz o tamamen provokasyon şeyiniz tamamen bunlarla mı ilgili? Tabii tabii. Erzurumlar orada provokatörler diyor. Tabii orada ne bu saha alanda mı söylüyor? Tabii konuşmasında onu ifade ediyor. Konuşmasında söylüyor ya. Sözde milliyetçiler diyor, sözde birçok sözler ifade ediyor orada. Tamamen insanları tahrik etmeye, tamamen insanları sınıflandırmaya, kategorize etmeye yönelik bir anlayışı var. Allah bu adamdan Türkiye'yi kurtarsın. Yani çünkü ne ağzının bir ayarı var. Yani hele zaten akşamdan sonra belli bir saatten sonra ağzının ayarı tamamen kaçıyor. Ne ağzının ayarı var ne de başka bir şey söz konusu. Ben bu bağlamda herhalde kapanacak ama son bir şey şöyle efendim, yani oluşan bir hassasiyet son böyle bir hafta, hatta 6 gün kaldı. İçişleri Bakanı olarak siz şu anda diyelim ki Ekrem İmamoğlu'nun mitingi veya başka birisinin herhangi bir miting, güvenlik güçleri olarak burada ne gördüyse ona müdahale eder. Hiçbir şekilde burada ayrımcılık vesaire söz konusu olamaz. Yani buna dair kaç tane o demin hani dedim yani özellikle Mehmet göz yumuyor diye bir şeye. Kaç tane miting yapmışlar bugüne kadar? Türkiye'nin her yerinde miting yapıyorlar sabah akşam. Hangi problemle karşı karşıya kalmışlar? Onları da güvenliğini yani, siz... Tabii hepsini biz sağlıyoruz güvenliğini. Sağlıyoruz. Yani her noktada. Önemli olan herhalde hani YSK'nın gösterdiği yerlere riayet edilirse zaten emniyet kuvvetleri oralarda tertibat yok alıyor. Yok ki ben seçim kurulunun... Ya burada Yüksek Seçim Kurulu burada... Şimdi bunun hakkında suç duyurusunda bulunacaklar tabii. Yüksek Seçim Kurulu burada sen burada bunu yapamazsın demesine rağmen yapıyor. Burada da anlıyor ki buradan da red yiyecek. Burada da sadece diyor ki ben diyor burada şey yapacağım. Esnaf ziyareti yapacağım. Esnaf ziyareti yapamaz mı? Esnaf ziyareti yapar, izne gerek yok ki. Hepimiz evet. Sabah akşam esnaf ziyareti yapıyoruz. Yani onu yapmış zaten. Ya buradan zaten. Aslında bütün mesele bir güvensizlik duygusunu tetiklemeye çalışıyorlar güvenlik güçlerine karşı. Benim o anlamda söylemek istediğiniz bir şey de olur mu diye. Söylediğiniz de olabilir. Bir de kişinin kendisi ayrımcılık yapıyor. Mehmet Bey kişinin kendisi rahatsız zaten. Yani kendisinde bir rahatsızlık var. Yani büyük beklentileri vardı. Bu büyük beklentisine dumura uğradı. Yani Cumhurbaşkanı adayı olacaktı. Dumura uğradı. Şimdi ona yeni bir pozisyon verdiler. O pozisyonla da tam yetinmiyor. Ve burada mümkün olduğunca ne kadar kendime ait bir alan oluşturursam, ne kadar burada hırçınlaşırsam, Türkiye'nin gündeminde o kadar olabilirim. Kendi alanımda da mücadelede önde olabilirim. Şimdi iki türlü şart var. Kaybedecek büyük ihtimalle. Onu da görüyor şeyin. Bay Kemal'in. Bay Kemal'i kaybettikten sonra gelecekte neye oturturum ben? Ben ne olurum? Acaba buradan ne elde ederimi şu anda planlaması için ortada büyük bir mücadele var. Ben öyle okuyorum, öyle anlıyorum. Yani 14 Mayıs sonrası CHP'de bir genel başkanlık mücadelesi başlayacak diyorsunuz. Başlamaması mümkün değil.